Değerli dostlar, merhabalar. Bizden ekonomisi anlattığım EkonomBiz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'u, doları, euroyu, sterlini yine yurt dışı piyasalarda altın ve gümüşü konuştuk. Yurt piyasalarda da altına ve gümüşe şöyle bir bakalım. Yurt piyasalarda gram altına, gram gümüşe, darphane altın sertifikasına hem ekran fiyatıyla, hem çarşı fiyatıyla, hem de borsada alınıp satılabilen sertifika ürünleriyle şöyle bir bakmaya çalışalım. E Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Ufak ufak başlayalım. Evet şöyle bir genel olarak kapalı çarşıdaki fiyatlamalara baktığım zaman bir çeyrek altın 5000 liraya dayanmış. Yine yarım altın 10 bin liraya tam 20 bin lira kıyısına 19.950 liraya kadar gelmiş. Yine baktığımız zaman yeni ata 20.470 lirada maşallah. Yani altın fiyatlarına baktığınız zaman burası yavaş yavaş ağır ağır gidiyor gibi görünse de bakın 1700-1800 liralarda 3400-3705 lira hedeflerle takip ediyordum. Bugün kapalı çarşıdaki satışlar 3068 lirada alışlarsa 3030 lirada. Yani bu iş böyle tıngır tıngır devam edecek ama bir de çeşitli riskler var. O da şu yani buradaki risklerden kastım bu tıngır tıngır gidişi hızlandırabilecek işler de var. Anlat bahsim o. Yoksa altınla alakalı şimdilik güçlü bir risk ne yazık ki görmüyoruz. Ne yazık ki diyorum çünkü e bir yandan da altın borcu olanlar var bir yandan da yine benzer şekilde bunu düğün için yine bir şekilde kullanacaklar var. O nedenle fiyatların yukarıya doğru tırmanması yatırımcısı için iyi, iyi olsa da buna ihtiyacı olanlar için kötü. Yani bir şey herkesi birden güldüremiyor. Evet onun dışında. Şöyle bir baktığımız zaman risklerden kastım dolar yayınında da bahsettim. Dolar tarafını ciddi anlamda güncel haliyle tutmak için orayı korumak için yine faiz tarafındaki parayı ürkütmeden kaçırmak öyle ürkütmeden orada tutalım. Aman kaçmasınlar diye hareket etmek için vergiyle, zamla ve sürekli faiz ayarlamalarıyla devam edilen bir ekonomi politikası gidiyoruz. Vaziyetel bu şekilde sürdürülürken evet bir şekilde sanayi üretimleri daralıyor, reel sektör daralıyor. Bunlar daralırken istihdam da bir yandan hani iyi gidiyormuş gibi görünüyor. Hani nasıl bir taraf çok küçüler, küçülürken ve daralırken bir yandan da tam kapasite istihdamla yeniden devam ediyor. O da ayrı bir mucize ama bir yandan bu sistem artık ufak ufak alarm veriyor ama burada bakalım bir tetikleyici unsurla bu sistem bu mekanizma değişecek mi? Ve dolar Türk lirası tarafında oluşabilecek şu anki güncelde 34 buçuk liralara doğru yaklaşmaya çalışan 34 lira 30, 30 kuruşla fiyatlanan bu kur önümüzdeki rotada daha farklı bir noktaya doğru getirilecek mi? Bakacağız. Bu bir ihtimal. Sistematik olarak yukarı doğru götürülmesi de bir ihtimal. Daha yavaş daha ağır ağır ve altta ani sert küresel bir tetikleyici unsurla hazır elimize bir bahane geçmiş gibi zaten her şey yoldaydı ama bu iş yüzünden oldu diyebilecek bir sosla yukarı yönlü götürülecek bir bakacağız. Dolar tarafı artık bu kış ayları itibariyle kendini daha da tehditkar hissettirmeye devam edecek ve bunu da 2025 yılı ilk çeyreğine kadar taşıyacağı benziyor. Ama evvela şu globalde ABD seçimleri bir masadan kalksın bakalım. ABD seçimleri masadan kalkmadan ABD tarafı ellerinden geldiğince Orta Doğu tarafında da yine riskleri biraz daha tolere edilebilir tutmaya devam ediyor. Elinden geldiğince hele şu seçim bir aradan çıksın. Gerekeni yaparız. Şimdilik petrol fiyatlarını şurayı buraya etkileyecek işlerde bulunmayın şeklinde hareket ediyor. Elinden geldiğince seçime güçlü gitmeye çalışıyor. O nedenle içinde bulunduğumuz tabloda biz hep ons altının yükselişini konuşuyoruz. Geçmişte dolar Türk lirası yükseliyor diye eleştirilen gram altın bugün 10 altın yükseliyor diye yükseliyor. Ons altın bakın bu yıl 10 yıllık barajını kıracak dediğimiz yıldı. 10 yıllık barajını çatır çatır yıktı. 2700 dolarların kıyısına kadar da gelmeyi başardı. Hani 2000 dolar olur mu? 2200 dolar olur mu? 2100 dolar olur mu diye tartışmalar devam ederken 2450 dolar gibi bir teknik hedefim vardı bu yıl için. O 2450 dolarlar yerini döndürdü, dolaştırdı işte 2700 dolarlara kadar getirdi. Şimdi sene sonunda çok daha iyi farklı fiyatlamaları konuşma ihtimalimiz de olabilir. 2025 yılı ilk çeyreğine kadar zaten 3000 doların kıyısına kadar gitmesini bekliyorum Ons Altın tarafının. Bu da gram altın çepesinde de 3405 lirayla 3705 lira arasında bir fiyat aralığını teknik bir hedef olarak takip etmemi sürdürüyor. O nedenle. Dolar Türk Lirası tarafındaki tablo değerli. Dolar Türk Lirası başlı başına buradaki fiyatlamalarda uzun süre belirleyiciydi. Bakın bugün yine ekstra olarak vergilerle, zamlarla devam eden ve bunun piyasalar tarafında o kredi kartlarında 100 bin limitin üzerinde 750 lira ekstra bir kesinti olacağı bir pay alınacağı bunun da savunma sahnesinde kullanılacağına dair haber akışları var gündemde ve bunlar da ekstra olarak piyasada bir gerginlik bir tepki yaratıyor ama aslında ana sistem nedir Orada bir faiz sistemi var. Bu faiz sistemindeki faizi karşılamak için vergilerle, zamlarla bir şekilde yetişilmeye çalışılıyor. İşte bu süreç bu şekilde bir yandan da üretimler düşüyor sürdürülebilir değil. Yani biz 10 saltının yükselişiyle 3068 liraya kapalı çarşıda sattığımız gram altını daha sonrasında dolar kuru ataklarıyla daha farklı fiyatlamalarda gözlemleyebiliriz. Yani bizim belki anlattıklarımız, bizim buralarda hedef fiyat olarak zikrettiğimiz seviyeler bile çok daha iyimser fiyatlamalar olabilir. O nedenle buraları yakın takip etmeye devam edeceğiz. Şimdilik yeni çeyrek 5000 liralarda gram altın 3068 liralarda daha sonrasında ben 2025 yılı ilk çeyreğe kadar 3500 lira 3705 lira arasında bir yeri bekliyorum. Buraların üzerine doğru olası yerleşimler olursa konuşacağız. 2025 yılının bitimi 2026 ilk çeyreğe kadar da 6000 lira gibi bir gram altın hedef fiyatı beklentim var bu şekilde piyasaları okumaya devam edeceğim bütün bunlara binaen yine Ekran fiyatındaki altın tarafı da o borsada alınıp satılan darphanede çok rahat durmuyor. Darphane tarafına baktığımız zaman en son şu 31.70'lerin aşağısında belki kar realizasyonu düşünülebilir demiştik. Oradan bir %5 kadar %6 kadar aşağı doğru indi. Akabinde şu 30 liralardan tekrar destek bulup aynı yere geri geldi. 33 lira 13 kuruş ve şuradaki üst band 34 lira 70 kuruş 35 lira kıyılarla kadar belki bir hareketlenme olabilir ama artık buraya da biraz dikkat uyarısı veriyorum. Biraz dikkatten kastım şu. Makaslar çok açıldı. Mesela 3068 liraya kapalı çarşıda altın alıyorsunuz bu birlik altını temsil ediyor. 3.220 lirada. Yani hem kapalı çarşıdaki fiziki altında makası var hem de ekran fiyatındaki gram altında. Ekranda bir de bir gram altın fiyatı daha var. Bakın hani bunlar da sistemin absürtlüğü olarak kalsın. Ekran fiyatındaki gram altın daha 3.000 liraya gelebilmiş değil. 2.925 lirada hani biz ekran fiyatlarında bunları görüyoruz ama ne kapalı çarşıda böyle bir altın var ne de borsada işlem gören darpane altın sertifikasında böyle bir altın fiyatı var. Ne de mobil bankalarda altın almaya kalktığınız zaman karşınıza böyle bir fiyatlama geliyor. O açıdan daha çok piyasa kapalı çarşıyı referans almalıdır diye düşünüyorum. Gerek kapalı çarşıyı referans alırken, hareket ederken bir yandan da darpanaya baktığınız zaman en azından bir kapalı çarşı arasındaki makas'a bakmalısınız. O makas çok fazla açılıyorsa darphane için tehdit zamanı yaklaşıyor demektir. Şu an 2955 liraya kadar gidişi mümkün görünüyor. Ons da biraz daha hareket edecek. Belki de yeni bir rekora imza atacak şekilde görüntüsünü koruyor. Keza gümüş de gümüş tarafında GMSTR'de takip ettiğimiz ekranda alınıp satılabilen ürünlerden biri. 221 lirayla haftayı kapattı. Yeni haftada 227-230 lira bandını direnç olarak takip edeceğiz. Bakalım buraları kırıp geçebilecek mi? Gümüş tarafından da bir miktar daha potansiyel görmeyi umuyoruz. Bakalım bu potansiyellerin hakkını verebilecek mi? Yakın takipte olacağız. Yılın ilerleyen kesimlerinde tıpkı altın gibi gümüş tarafı içinde negatif bir görüşümüz yok. Oranında en azından ons bacaklarının 35-36 dolara kadar gelmesi beklentilerim dahilinde bu da gümüş fiyatlarında iyi bir belirteç olacaktır. Yani sözün özü dolar Türk lirası böyle bir milli piyango gibi kenarda duruyor. Orası bastırılıyor. Bir şekilde güncel kur politikası, güncel faiz politikası korunmaya çalışılıyor. Sıcak paradaki o faizdeki para korunmaya çalışılıyor. Bu devam edilip sürdürülmeye çalışılırken dolar tarafı yarın bir gün bu sistem böyle gitmez şeklinde baş, belki ekstra bir riskle, ekstra bir tehdit de, belki bir jeopolitik bahaneyle yukarı doğru salındığında gerek gram altına gerek gram gümüşe ilave olarak verebilecekleri destekler gerçekten bu fiyatlamaları çok daha iyi noktalara doğru taşıyabilir. Gram altını gram gümüşü popüler tutmaya revaçla görmeye devam edeceğiz. Evet analizim böyle altını gümüşü bu şekilde değerlendirmiş olalım. Birikim amaçlı biriktirenler devam edebilir. Fiziki ürünler bulunduranlar 34 lira 34 lira 30 kuruşlarda güncel para arzının %20 gerisinde kalmış bir dolar kuru fiyatına paralel olarak bana kalırsa oralar bozulmaz fiziki olanlar. Ekranda trade edenler teknik seviyeleri zaten veriyoruz diğer yayınlarımda. Onlara, onlara göre bir alım satım yapmak mümkündür ama dediğim gibi biriktirme alışkanlıkları olanlar için güncel kur bu noktadayken değerli Türk lirası varken ben fiziki altınlarımı bu fiyatlardan vermeyi kesinlikle ama kesinlikle düşünmüyorum. Evet sağlıcakla kalın kendinize çok çok iyi.